Arkadaşlar, Arkadaşlar merhaba. Ben Levent Özler. Pargesos şirketinde ERP modül danışman olarak görev yapmaktayım. Pargesoft Academy projemiz kapsamında sizlere her hafta Dynamics 365 sisteminin bir modül hakkında eğitim verip sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bugün size Microsoft Dynamics 365 sisteminin içinde bulunan ve tedarik zinciri departmanlarının kullandığı tedarik ve kaynak atama modülünden bahsedeceğim. Bu modülü 2012 ve 2019 kullanıcıları ihale ve tedarik modülü olarak bilmektedir aslında. Bu modülde satın alma süreci bulunuyor ve bu süreçlerin detaylı bir şekilde nasıl işlediğini de size göstermeye çalışacağım. Aslında yapacağım şu, bir talep oluşturup bu talep üzerinden teklifler oluşturup daha sonra da bunları sipariş ve daha sonra irsaliye fatura işlemlerinin sırasına göre takip edeceğiz. Tüm anlatacaklarım bittikten sonra bildiğim kadarıyla sizlerden gelen soruları da yanıtlamaya çalışacağım. Öncelikle belirtmem gerekir ki Dynamics 365 açık kaynak kodlu bir ERP sistemidir. Bu nedenle bizim gibi Microsoft partneri firmalar ile birlikte çalışarak uluslararası standartlara doğrultusunda firmanızın çalışma süreçlerine uyumlu bir ERP sistemine geçiş yapabilirsiniz aslında. Sistemimizin eski versiyonlarını yani işte 2012 ya da AX 2009'u bilen arkadaşlar olabilir. Yeni versiyon web üzerinden çalışan bir sistem aslında şu an kullandığımız. Bu yani bir Internet Explorer ile sisteme girebiliyorsunuz, ERP sistemine ulaşabiliyorsunuz. Sistemin şu anki adı değişti ve Dynamics 365 Finance and Operation olarak güncellendi. Biz kısaca 365 diyoruz bu sisteme. Şimdi isterseniz yavaş yavaş ben detaylara girmeye başlayayım. Önce başlıklardan başlayalım. Ne yapıyoruz? Bir satın alma talebi oluşturacağız. Daha sonra iş akışı bilgisi anlatacağım biraz size. İş akışının çalışma prensiplerinden bahsedeceğim. Talep onayından, teklif toplamadan, teklif değerlendirmeden, teklifi talebe aktarmadan, talebi satın alma siparişine çevirme ve sipariş sürecinden. Daha sonra bu sipariş süreci sonucunda oluşacak irsaliyeleme ve faturalamadan bahsedeceğim. Daha sonra soru ve cevaplarınızı alacağım. Bu arada ekranlarda raporlara da değinmeye çalışacağım. Hangi ekranda hangi raporlar ya da rapor gibi çalışabileceğiniz sorgulama ekranlarını görebileceksiniz. Sistemin kısa bir yapısıyla şöyle bir yapı üzerine çalışacağız. Kısaca şöyle talep açacağız. Talebi teklife çevireceğiz. Daha sonra sipariş açıp devam edeceğiz. Zaten bir satın alma sürecinin mantığı bu şekilde ilerliyor. Şimdi burada ben yapı kurdum. Sunum üzerine, PowerPoint sunum üzerinde şu şekilde çalışıyor. Öncelikle kullanıcılar taleplerini sistemde oluşturur. Yani herhangi bir departmanda çalışan, herhangi bir kullanıcı isterseniz, tabii bu tamamen sizin sisteme yaklaşımınıza bağlı, ERP sistemine yaklaşımınıza bağlı. Eğer herhangi bir kullanıcıdan tüm taleplerin satın almacılara düşmesini istiyorsanız bu şekilde bir yapı kurabilirsiniz. Burada bahsi yazdığım gibi kullanıcılar taleplerini sistemde oluşturur. İsterseniz dediğim gibi satın alma tüm departmanlar satın alma departmanına talepte bulunabilir ya da satın alma kullanıcıları talepleri açabilirler. Sistem ilerliyor ve daha sonra bunu iş akışına yolluyorlar. İş akışındaki amaç sizin bu talebi alınmayacağına karar verilmesi ya da bu talebin belki de depoda, stoklarda bulunması nedeniyle ihtiyaç olmaması durumlarında kullanılabilecek bir sistem. İş akışına yolladık. Daha sonra burada iş akışı çalıştığı sırada burada tabii kurgu
çok önemli. Yetkilinin onayına düşüyor. Bu yetkili talebi yapan departmanın yetkilisi olabilir, müdürü olabilir, şefi olabilir. Ya da bu talepte geçen malzemenin teknik detaylarını inceleyebilecek bir yetkili olabilir. İşte örnek veriyorum, bir mouse talep etmişsinizdir. Bu mouse'u varsayalım ki grafik departmanda çalışıyorsunuz. Bir grafik işi uğraşıyorsunuz. Reklam departmandasınız. Mouse talep ettikten sonra mouse'un hangi yeteneklere sahip olması gerektiğini o yetkiliye düşürüp öğrenebilirsiniz. Ve ona göre onay alabilirsiniz. Kurguyu bu şekilde kurabilirsiniz. Devam ediyorum. Daha sonra yetkili onay alındıktan sonra teklif oluşturulur ve tedarikçiye gönderilir şeklinde yazmışım. Şöyle çalışıyor sistem. Siz bir mouse talebini onay aldıktan sonra, bu onun alınacaktır diye onay aldıktan sonra, bu malzemenin tedarikçilere mail olarak gönderip bunlardan fiyatlama alabiliyorsunuz. Yani birkaç tane tedarikçiye gönderip bunların fiyatlarını alabiliyorsunuz. Ne zaman getirebileceğini, hangi şartlar ile size gönderebileceğini öğrenebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Teklifler toplanılıyor ve değerlendiriliyor. Hangi teklifin sizin için daha uygun olduğu, fiyat, performans ya da teslim tarihine göre değerlendirme yapılabiliyor. Uygun olan seçiliyor tekliflerden ve talebe gönderiliyor. Evet, teklifler değerlendiriliyor, talebe aktarılıyor. Daha sonra talep siparişe çevriliyor. Burada birden çok departmandan gelmiş birden çok talep tek bir sipariş ile birleştirilebilir. Aynı tedarikçiden alacağınız bir taleptir bu mesela. Ve bunu birleştirip daha sonra tek bir sipariş ile tedarikçinize gönderebiliyorsunuz. Daha sonra bu işlem şu şekilde çalışıyor. Siparişiniz onaylanıyor ve onaylanan siparişiniz üzerinden işleme devam ediyor. Şimdi buraya kadar olan bölümü ben aks üzerinden göstermek istiyorum. Evet, 365 ekranını açtım şu an. Bu yeni bir sistem olduğu için biraz yavaş olabilir. Mesela burada şöyle açalım. Tüm satın alma taleplerini ben sık kullanılanları eklediğim için burayı bence bulabiliyorum. Yoksa modülün üzere şurada tedarik ve kaynak atama modülünün üzerinden gidebilirsiniz. Tedarik ve kaynak atama modülüne bastığınız zaman modüldeki tüm alanlar şu an benim karşıma geldi. Tabii benim yetkilerim burada tam yetki olduğu için tüm modülleri görebiliyorum. Modüllerdeki tüm alanları da görebiliyorum. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Şimdi tüm satın alma taleplerine bastığım zaman daha önceden açılmış olan ve durumu kapalı olanlar mesela ya da onaylandı olanlar var. Daha önceden açılmış tüm taleplerimi bu ekranda görebiliyorum. Bu ekranda kendime göre filtreler koyarak bir rapor formatına da çevirebilirim aslında ben bu ekranı. Mesela durumu kapalı olanlar daha önceden talebi yapılmış ve işlem görmüş, tamamen onaylanıp siparişe çevirmiş olanlar olarak düşünebilirsiniz. Ya da onaylandı olan bir talep ise daha önceden talebi yapılmış fakat henüz siparişe çevrilmemiş, sadece onaylandı durumunda bekleyen talepler olarak görebilirsiniz. Burada taleplerin adları var. Taleplerin adlarını görüyorsunuz. Bu birazdan açarken göstereceğim size talebin nasıl açıldığını. Orada bu isimleri verebiliyoruz. Bunları daha sonra takip açısından kullanabiliyorsunuz. Talep numarası oluşuyor zaten otomatik olarak. Talebin oluşturma tarihi, gönderilme tarihi ve talep amaçlarını görebilirsiniz. Talebin üzerindeyken sağ tarafta talebi ön izleme ekranını görebilirsiniz. Bakın, talebin içine girmeden bu talepte hangi malzemeler var? Hepsini görüp miktar, birim ve fiyatların hepsini ya da net tutarlarını görebiliyorsunuz. Tedarikçisine kadar görülebilir.
Ben şimdi yeni bir talep açıyorum. Yeni butonuna bastım. Yeni butona bastığım zaman bana direkt talebin adının ne olacağını sordu. Ben burada talebe diyebilirim ki mesela bunun için talep ya da ne diyeyim sunum için mouse ve klavye diye yazdım. Bu daha sonra bulması kolay olması açısından sizin için faydalı olabilecek bir özellik. Buraya yazdığın şeyleri, yazıları ve isimleri daha sonra raporda veya listede bulmam kolaylaşıyor. Talebin tarihi geldi. Bakın burada varsayılan proje seç diye bir alan var. Buna bastığım zaman benim varsayılan içeride kayıtlı olan projelerimin listesini çıkarabilir. Bu ne işe yarıyor? Diyelim ki ben alacağım taleplerin içinde bu talebi belli bir proje üzerinde kullanacaksam ve bu proje bütçesine dahil olacaksa burada onu seçmem gerekiyor. Şimdi bunu yapmayacağım ama aklınızda bulunsun. Yani biz bir talebi projeyle daha talebi açarken eşleştirebiliyoruz. Daha sonra da bunun üzerinden bütçeleme yapabiliyoruz. Tamam, bastım şimdi ben. Ve yeni bir talep ekranım açılacak. Evet, ekran geldi. Biraz ekrandan bahsedeyim size. Şimdi üst taraf satın alma talebin başlığı şeklinde tanımlıyoruz biz. Talebin adı geliyor tekrar buraya ve düzeltme yapabiliyorsunuz burada. Hazırlayan, yani talebi açan kişi. Taslak, yani şu an bu talebin hangi durumda olduğunu gösteriyor. Yani daha şu an taslak durumunda. Ben bunu gönderdiğim zaman durumu değişecek. Ben bu talep üzerinde inceleme başlattığım zaman talep üzerinde değişiklik olacak ya da onaylanacak. Daha sonra da sipariş çevirdiğim zaman tamamen kapalı durumuna gelecek. Burada talebin nedenleri var. Burada genel renovasyon ya da özel gibi bir tanımlama yapılmış, standart olarak yapılmış bunlar. Bunların üzerine siz de eklemeler yapabiliyorsunuz. Bu sizin ne işinize yarıyor? Daha sonra ileride herhangi bir şekilde isterseniz şey yapabiliyorsunuz. Bu talep iş akışlarını, az sonra bahsedeceğim iş akışları ekranlarında durumuna göre farklı kişilerden onaylama yaptırabiliyorsunuz. Yani genel bir talepse satın alma departmanı müdürü onaylasın. Renovasyonla ilgilenen hangi departmansa onun müdürü onaylasın şeklinde kendinize göre onaylama iş akışlarını kurgulayabiliyorsunuz. Kapatayım burayı. Alt tarafta satırları görüyorsunuz. Ben buradan satır ekle diyerek şimdi işlemem başlıyorum. Burada satır ekleme işlemi şuna yarıyor. Satırı tek tek ekleyebilirsiniz ya da ürün ekleyiyle birden çok satır ekleme yapabilirsiniz. Eklediğiniz satırı kaldırmak istiyorsanız kaldır butonuna basabilirsiniz. Satın alma talebi satırları ile ilgili farklı işlemleriniz varsa, Excel aktarma gibi işlemleriniz varsa ekleyebilirsiniz. Buradan giriş yapabilirsiniz. Ya da örneğin seçtiğiniz maddenin eldeki stoğunu görmek istiyorsanız, siz burada talebi girerken kullanıcı buradan direkt stoğunu da görebiliyor. Şimdi elimdeki maddeleri seçeyim. Evet, tüm talep edilebilecek stoklar geldi karşıma. Ben şimdi buradan gidip mesela işte mouse'u seçiyorum bir. Buraya geldi mouse. Evet, Microsoft mouse'u gördüm. Miktar var. Miktarı 3 yaptım. 3 tane talep edeceğim. Birim fiyat otomatik olarak gelebiliyor. Sizin en son aldığınız satın alma fiyatlarını burada getirebiliyoruz. Ayrıca burada mesela şu an en son alınan tedarikçinin adı da geldi. Yani şu an tedarikçi hazır şekilde üstüne geldi. Satırın durumunda, taslak durumunda görünüyor. Burada tabii bu tamamen sizin kurgulamanıza bağlı. Bizim danışmanlarınız ve yapacağınız kurgulamaya bağlı bu sistem. Şöyle ki burada son satın alma fiyatını göstermeyebilirsiniz. Sıfır olarak getirebilirsiniz.
herhangi bir şekilde istediğiniz gibi kurgulama yapabiliyorsunuz bu ekranlarda. İkinci satırı da ekleyeyim ben. Bu sefer bir klavye istedim. Yine aynı şekilde klavyeye de 3 tane talep edeyim. Yani klavyenin talebini de yaptım. Ekranı getirdim. Henüz daha gönderme işlemine geçmedim. Sadece kendime bir taslak oluşturuyorum yani. Talep edeceğim ürünlerin taslağını oluşturuyorum şu an. Burada dikkat ederseniz tedarik kategorisini görebilirsiniz. Bu mesela bir kompütür, bilgisayar kategorisinde bu ürünler. Bunun dışında mesela şöyle bir sistemde kurgulamalar yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki benim şu departmanda şu kullanıcı sadece bilgisayar kategorilerinde talep yapabilsin şeklinde ayrımlar da yapabiliyorsunuz sistem içinde. Dediğim gibi bunların hepsi tamamen sizin danışmanlarınızla ya da kendi içinizde karar vereceğiniz, danışmanlarımızla beraber karar vereceğiniz işlemler. Devam edeyim ben. Seçtikten sonra iki tane talep açtım, iki tane talep satır açtım. Kaydete bastım. Şu an talebim kaydedilmiş duruma geldi. İsterseniz şöyle kapatayım ekranı ve ana sayfaya döneyim. Taleplerimin olduğu sayfaya döneyim. Bakın talebim taslak durumunda geldi. Oluşturma tarihim görünüyor. 14.12.2017. Ben şimdi bu talebi iş akışına göndereceğim. Az önce size tek tek ekranda gösterdiğim yolda ilerliyorum. Talebi açtım. Herhangi bir departmandan talepte bulundum. Daha sonra bu talep için iş akışına gönderme işlemi yapacağım. Şimdi basıyorum iş akışına. Gönder butonu geldi. Göndere bastım. Burada herhangi bir açıklama girebilirim. Daha sonra bu girdiğim açıklamayı iş akışında benden sonra kim bu iş akışını kontrol edecekse ve ondan sonrakilerde bu iş akışında bu girdiğim açıklamayı görebilirler. Örnek yazıyorum şimdi. Yazdım ben açıklamamı. Göndere bastım. Göndere bastıktan sonra bakın benim şu an bu talep için durumum incelemede durumuna geldi. Talebin içine girmeden dediğim gibi ben ön izleme ekranından işte madde kodunu, kodlarını, ürün adlarını, kategorilerini ve diğer ayrıntılarını görebiliyorum talebin. Şu an iş akışına gönderildi. Şimdi iş akışı ile ilgili biraz size bilgi vereyim. Bakın iş akışlarına bastığınız zaman iş akışlarının geçmişi görüntüye bastığınız zaman iş akışının durumunu gösteriyor bana. İş akışına durum kodu oluşturdu. Durumunu bekleyen olarak getirdi. Ve bir sürüm üzerinden bunu damgaladı. Bu sürüm iş akışlarının daha sonra değişmesi durumunda hangi sürümle hangi iş akışından geçtiğini yakalamanı sağlamak için yapılmış bir ekran. En son değişiklik tarihim ve saatim saniyem yazıyor. Şu an iş akışı etkinleştirildi durumunda. İzleme ayrıntılarında onu görebiliyorum. Ekranı yenilediğim zaman biraz daha şimdi bu harekete geçecek ve iş akışı evet, harekete geçti. İş akışına göre başlatıldı. Departman müdürü onayına düştü. Herhangi bir kurgu bu aslında. Ben kurguladım bunu. Kısa bir kurgu. Departman müdürü bu iş akışında bu talebin onaylanması için görevli. İş maddesi oluşturuldu. Aslında bu tüm iş akışlarını ben onaylayacağım bu sefer. Normalde birden çok kullanıcı birden çok şekilde talepleri onaylayıp daha sonra da bu talepler üzerine çalışabiliyor. Şimdi ilk onayım benim tam onayı. Bu tam aslında sadece şey yapmak için. Bu departman müdürü örneğini vereyim. Departman müdürü talep eden kullanıcıdan bu mouse klavyesini onaylıyor. Ama satın alma tarafı için değil bu onay diye düşünün. Yani satın alma tarafı daha henüz işlemleri yaptı ama bu tama basıldıktan sonra
ve açıklama yazabilir burada departman müdürü. Tama basıldıktan sonraki işlemlerde devreye giriyor. Yani şu ekranda az önce açtığım sunumda şöyle göstereyim. Talepler bulundu, iş akışına yollandı. Yetkili onayından sonra satın alma kullanıcısı burada işlem yapabiliyor. Kurguyu bu şekilde yaptım bu ekranda. Genelde bu daha sağlıklı bir kurgu olduğu için onu düşündüm. Yani öncelikle talep sistemde girişi yapılır. Departman müdürü onaylarsa satın almacıya düşsün ki satın almacının vaktini alınmasın. Satın almacının boşuna bu işlemle uğraşmasın diye. Yani eğer yetkili onayı almazsa satın almacıya düşmüyor diye düşünebilirsiniz. Tekrar geri döndüm. Şimdi ben satın alma olduğumu varsayayım. Burada satın almacı olarak gördüm bu talebi. Satın alma, burada ayrıca şey de yapabiliyorsunuz. Ekranlarda modül içinde tedarik ve kaynak atan modülün içinde bana atanan talepler diye bir buton. Ona bastığınız zaman sadece bana atanan talepleri görebilirsiniz. O şekilde çalışmak daha sağlıklı olacaktır. Neyse ben devam ediyorum şimdi. İş akışı bana geldi. Ben bir satın alma kullanıcısıyım. Benden sunum için mouse ve klavye alınmam isteniyor. Ben kontrol ettim. Evet bana düştüğüne göre demek ki bu departmanın müdürü bunu onaylamış dedim. Ve bunun için teklif toplamaya başlayacağım şimdi. Teklif talebi oluştur butonuna basıyorum. Otomatik gelebilir. Ben şimdilik seçiyorum firma ismimi. Birden çok firma var çünkü benim ekranımda. Şu şekilde bakın ben satın almada için gelen talep maddelerini seçtim. Ve tamama bastığım zaman bir teklif oluşturacak şimdi benim için. Evet, teklif oluşturdu. 36 nolu teklif benim üzerinde çalışacağım bu talep için işlem yapacağım teklif oluştu. Ben bir satın almacıyım şu an. Gidiyorum tekliflere. Bakın 36 nolu teklif buraya geldi. Sunum için mouse ve klavyeyi otomatik olarak açtı. Üzerine tıkladım. Teklifimin satırlarında hangi malzemeler alacağını görebiliyorsunuz bakın şu şekilde. Aşağıda satır ayrıntıları var. Bu satır ayrıntılarında da hangi özellikler olduğunu da gösteriyor. Bunu az önce satın alma talebinde göstermeyi atladım aslında. Birazdan orada da tekrar değinirim. Oradaki özelliklerin aynısını buraya aktarıyor sistem. Daha sonra başlık ekranına geçeyim. Önemli olan başlık ekranı çünkü. Başlık ekranına bastığım zaman bu talebin işte hangi dilde, hangi bitiş tarihi ne kadar yapılması gerektiği gibi teslimat şekilleri, teslimat koşulları bunların hepsi otomatik olarak cari kartların ya da madde kartların üzerinden otomatik olarak geliyor. Teklif türü şu an açık durumda. Başlığı kapatıyorum. Bakın daha önceki satıcım otomatik olarak geldi. Burada satıcılara otomatik olarak ekle diye bir buton da var. Bu buton şu işe yarıyor. Siz birden çok tedarikçinize şunu yapabiliyorsunuz. Stok kartların üzerine tedarikçilerinizi ekleyip bu tedarikçileri varsayılan tedarikçi olarak açabiliyorsunuz. Daha sonra da burada satıcılara otomatik olarak ekle dediğiniz zaman sizin daha önceden belirlemiş olduğunuz tedarikçiler otomatik olarak bu ekrana girecektir ve sizin arama ve araştırma şansınızı daha hızlı yapmanızı sağlayacaktır. Ben yine de bir tane şimdilik böyle bir otomatik ekleme yapmadım. Burada sadece ekleme yapacağım. Normal yoldan gidiyorum. Satıcı hesabına bastım. Bir tane satıcıyı buradan ekliyorum. İki tane satıcıyla devam edeceğim şimdilik. Bakın en düşük durum ve en yüksek durum diye iki tane statü var bu ekranda. Bunlar şu işe yarıyor. Birazdan zaten anlayacaksınız daha iyi şekilde.
belli satıcıların durumunda mesela gönderildi, belli satıcılar bu teklif gönderildi, belli satıcıya daha henüz gönderilmemiş olabilir. O yüzden buradan takip edebiliyoruz. Onun dışında dereceler var. Bunlar eğer tedarikçinize numaralama yaparsanız tedarikçiniz daha sonra burada derecelendirilebiliyor. Hangisinin daha yüksek derecede numaralandırdığını gördüğünüz zaman yani notlandırma yapılabildiği için hangisinin daha yüksek nota sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Sizin için bu şu faydayı sağlıyor. Fiyat performansı buradan ölçebiliyorsunuz. İlgili kişisi eğer cari kart üzerinde olsaydı ilgili kişisi ya da telefonu, e-postası buraya otomatik olarak gelecekti. Siz de buradan seçebiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Şimdi ben bunu tedarikçilere gönderdiğimi varsayalım. Basalım düğmeye ve gönderi butonuna bastığım zaman bakın ekrana geldi hangi malzemeler için teklif istediğim ve hangi firmalardan istediğim. Tamam'a bastığım zaman şu an teklif talebini gönderiyorum. Tabi burada şuna da değinmek lazım. Ben burada onu kurgulamadım. Bu sadece gönderildi durumuna getiren bir sistem açtı. İşte satıcılara gönderildi şeklinde gösterdi. İsterseniz burada üzerinde var olan maillere ya da kendiniz mail ekleyerek elde gönderebilirsiniz. Ayrıca eğer bir B2B portalınız varsa bunun üzerinden portala direkt yayın yapabiliyorsunuz. Ve bu B2B portalıyla tedarikçilerden gelecek fiyatları otomatik olarak sisteme alabiliyorsunuz. Şu an gönderili durumunda benim talebim. Sonra ben gelip buradan çıktım diyelim. Başka işlerimle ilgilendim. Burada biz şunu yapıyoruz genelde. Excel formatında bir teklif talebi oluşturuyoruz. Firmaya özgü ve bu Excel formatı birebir sizin göndereceğiniz deminki seçtiğim ürünler içinde geliyor ve altında üstünde sizin isminiz yazıyor. Telefon numaranız yazıyor. Daha sonra o tedarikçi size tekrar maille doldurduğu Excel'i size gönderip sizden sipariş etmenizi bekliyor. Şöyle açayım ben tekrar. Bu tekrar fiyatlar geldi diyelim tedarikçilerden. Tedarikçi üzerine geldim. Şurada yanıt girin butonuna basıp tedarikçiden gelen bilgileri girebiliyorum. Tekrar hatırlatayım dediğim gibi az önce. Bunu eğer bir B2B portalıyla, Microsoft'un portalı gibi bir portalda entegre yapabiliyorsunuz ve otomatik olarak fiyatlar buraya yansıyabiliyor. Şimdi ben Adesupply Company'nin fiyatların geldiğini varsaydım. Şurada verileri yanıta kopyala diye bir buton var. Buna bastığın zaman benim talepte girdiğim teslimat tarihi ve miktarı, birim fiyatını getirdi otomatik olarak. Varsayalım ki bu teslimat tarihine değil de başka bir teslimat tarihine getirecek. Düzenle butona basmam lazım bu arada. Başka bir teslimat tarihine getirecekse şöyle bakın teslimat tarihini değiştirebiliyorum. Diyelim ki haftaya getirecek bu. En erken ayın 21'inde teslim edebilirim şeklinde size bir dönüş yaptı. Birim fiyatı da 34,95 değil de 32 TL verdi. 32 USD pardon bu arada bu dolarla bir talepte 32 dolar olarak verdi. 49,95 dolar değil de bunda 48 dolar olarak verdiğini varsayıyorum şimdi. Burada iskonto yüzdeleri giriş yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Açıklama girebilirsiniz. Tedarikçiden gelen açıklamaları yine buraya girebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu kaydettim. Ve çıktım. Son durumunu görmek için yenile butonuna basıyorum bir kere. Bakın en düşük durum ve en yüksek durum alındı durumuna geldi. Adres saptayım. Diğeri gönderildi durumunda şu anda. Şimdi buradan diğer firmanın Contoso Office Supply'ın fiyatlarına girelim. Bakın yanıt girene basıyorum yine üzerindeyken tedarikçinin. Az önce yaptığım işlemden aynısını yapacağım. Verileri yanıta kopyala dedim. Bir kolaylık olsun diye.
ve düzenle butonuna bastım. Bakın burada teslimat tarihi geldi yine. Diyebilirsiniz ki ben işte ayın 15'ine bunları gönderiyor bu tedarikçi. Hemen yarın tedarikçi varsayalım ki bunu gönderebilir. Fiyatlar yine 34,95 otomatik geldi. Diyelim ki bu sefer yalnız işte bu 30 dolardan verecek bunu. Bunu da 42 dolardan veriyor diye yazdım. Yine kaydettim. Kapattım ekranı. Şimdi yenilediğim zaman ikisi de alındı durumuna gelecek. Ve son durumlar alındı durumuna geldi. Bu işlemden sonra burada birden çok tedarikçi olabilir. Yani ikiden de fazla daha fazla tedarikçi olabilir. Burada yanıtları karşılaştırıcı butonu var. Buna bastığın zaman benim karşıma bu yanıtların hangisinin daha sağlıklı olduğu, hangisi benim için uygunsa fiyat performans açısından da inceleyebileceğim bir ekrana geldi. Dediğim gibi burada bakın derece, toplam puan, gün sapma, toplam tutar gibi sütunlar var. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken konu şu, başlık ve satır olarak görüyorsunuz. Aslında bu başlık, birinci tedarikçimin başlığı gibi düşünün. Üzerine geldiği zaman ismini görebilirim ya da buraya ekleyebiliriz. Tamamen o kurguyla alakalı dediğim gibi. Ya da mesela ikinci tedarikçinin yine başlığı ve satırlarını görebiliyorsunuz. Bakın satır numaraları da burada yazıyor. Burada dikkat etmeniz gereken konu bu fiyatların nasıl oldu? Bakın mesela burada toplam tutarlar yazıyor. 240 TL tutmuş bir tanesi. Diğerini toplam başlıktan bakıyorum. 216 TL tutmuş. Miktarlara göre işte bir tanesi 96 TL, diğeri 90 TL şeklinde görebilirsiniz. Burada demin de söylediğim gibi derecelendirme ve toplam puan üzerinden tedarikçinin performansını ölçebiliyorsunuz. Onu ölçtüğünüz performans üzerinden buraya getirebiliyor. Yani yüksek fiyatlı ama tedarikçinin daha düzgün çalışıyor şeklinde düşünebilirsiniz. O zaman diğer tedarikçiye sipariş açabiliyorsunuz. Burada da bakın gün olarak sapmada tedarikçi 7 gün sonra ya verdiği için bir hafta sonra burada 7'yi görebilirsiniz. Ya da diğer mesela satırda 1 görünüyor. Bakın. Bunları da buradan takip edebiliyorsunuz. İskontoları bu ekranda yine görebiliyorsunuz. Daha sonra ben hangi tedarikçinden alacaksam bu ürünü, o tedarikçinin başlığına basıp kabul ete bastığım zaman sistem otomatik olarak bana diyor ki sen bunu talebin üzerinde göndereceksin. Tamam dediğim zaman, evet ben bunu talebin üzerine kabul ediyorum dediğim zaman artık bu teklif talebin üzerine yazılmış oluyor. Yine aynı şekilde teklif talebini bu sefer diğer talepte reddedilmiş oldu otomatik olarak. Tamam dediğim zaman diğeri de reddedildi. İleride bunların takibini yapmak istediğiniz zaman bakın reddedildi. Aynı ekrandayım şu an. Teklif yanıtlarını karşılaştırma ekranındayım. Reddedildi butonuna basarsam reddedilenleri gösterir. Kabul edildi. Bir kapatırsam da sadece reddedildiği bırakırsam bakın reddedildi, hangileri reddedilmiş burada tek tek görebiliyorum bu şekilde. Ya da kabul edilmiş olanları seçmek istersen görebiliyorum. Ya da yanıtlanmamış diyebilirsin. Sen yani hiç yanıt göndermemiştir tedarikçiniz size bu fiyatlarla ilgili. Onları da burada görebiliyorsunuz. Kapatayım bu ekranı. Artık yenilediğim zaman kabul edildi ve reddedildi durumuna geldi. Burada bir tane olmasının nedeni şu. Birden fazla malzemede bir kısmını kabul edip bir kısmını reddederseniz en düşüğünü gönderildi ya da en yükseği durumu kabul edildi durumunda değiştirebiliyor. Ondan dolayı çift taraflı bir durum var. Benim artık teklifle ilgili işlemim bitti. Ben hangi teklifi istediğimi seçtim. Artık bu ekrandan çıkabilirim. Bu ekrandan çıkayım. Taleplerimin olduğu ekrana basıyorum. Geldi. Şuradaydı zaten. Ekran kapandı bu arada.
Yeniden başlatıyor. Geldi. Zaman bir Explorer'ı kapatıp açayım tekrar. Şimdi bu 365'in güzelliği şu, Explorer üzerinden siz kullanım yapabiliyorsunuz. Tekrar tüm satın alma taleplerine bastım. Evet, az önce bu sunum için mouse ve klavyede kalmıştım. Hangi talep olduğunu buldum, seçtim. Bakın halen incelemede durumunda. Ama benim son aldığım birim fiyatlar bakın üzerine yansımış. 30 ve 42 TL USD olarak girmiştim ve onlar buraya yansımış. Tedarikçim gelmiş. Şimdi artık bunun onayı satın alma kullanıcısında. Satın alma kullanıcısı burada bakın şu işlemleri yapabiliyor. Bu arada demin az önce atlamış olabilirim bunu. Onaylama ekranında departman yöneticisi ya da herhangi bir satın almacı da olabilir bu. Değişiklik iste, temsili seç veya geri çağır veya iş akışı geçmişi bunları görebiliyor, butonları görebiliyor. Önemli olanlarını anlatayım ben size. Değişiklik iste, tekrar geri gönderip bu talebin not yazıp değişikliğini isteyebiliyorsunuz. Temsili seç, bu talebin onayını şu an benim üzerinde bu onay mekanizması. Bu onayı ben yapmayacağım. Başka birisine yaptırmak istiyorsam temsilci seç deyip buradan herhangi bir yapması gereken kullanıcıya atayabiliyorum. Yani iş akışını burada aslında değiştirebiliyorsunuz. İş akışı içindeyken değiştirebiliyorsunuz. Bu bazen istenen bir talep. Yani bazı satın alma uzmanları diyebilir ki ya ben bunu sorumluluğunu almak istemiyorum. Bunu benim müdürüm onaylasın. Ya da tekrar ikinci onayı da daha yukarıdan bir kullanıcı versin gibi düşünebilirsiniz. O şekilde temsilci seçtirebiliyorsunuz. Geri çağır butonunun çıkmasının nedeni ben talebi açmıştım. Aslında bu talebi açan da çıkabiliyor. Talebi açan şunu yapabiliyor. Ya talebe ihtiyaç kalmamış olabiliyor ya da bu taleple ilgili bir değişiklik yapmak isterse geri çağır butonuna basarsa tekrar geri çağırmış oluyor. Az önce gösterdiğim iş akışı geçmişine tekrar gireyim bir yandan da. Bakın şu şekilde oluşmuş. Departman müdürü onayı başlamıştı az önce. Departman müdürü onayladı. Görevi tamamlandı. Daha sonra 5000 USD kontrolü yapmışım ben. 5000 dolar kontrolü. 5000 doların altındaysa şu kullanıcıya gitsin şeklinde bir iş akışı kurgulamışım burada. İş akışları çok istediğiniz şekilde kurgulanabiliyor az önce bahsettiğim gibi. Çok farklı yönlerde kurgulayabilirsiniz. Yani bu sadece tutarlı olarak düşünmeyin bunu. Kategori bazında, çalışan departmanlar bazında kurgulayabiliyorsunuz. Ya da taleplerin onaylarını otomatiğe çevirebiliyorsunuz. Yani işte 3 saatte onaylanmazsa otomatik olarak onaylan gibi bir yapısı var. Yani çok esnek bir yapıya sahip iş akışı. Şimdi ben bunu onaylayayım ve devam edeyim isterseniz. Evet, şu an iş akışındayım ve onaylaya basıyorum. Yine bir açıklama yazabilirim. Yazmayacağım şimdi. Onaylaya bastım. Çıktım ekrandan. İş akışının bir çalışma süresi var. Bir arka tarafta kendi içinde bir çalışma şeklinde değişiyor bu. İsterseniz bu süreyi 5 dakika, isterseniz 1 dakika, 3 dakika şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi yeniledim ekranı. Bakın onaylandı durumuna geldi. İş akışı çalıştı ve bu talebi onayladı. Burada yine sizin kurgunuza bağlı olarak işlemler değişebilir. Ben bu talebi eğer onayladıktan sonra otomatik olarak sipariş açılmasını isteyebilirim. Burada öyle kurgulamadım. Onu istemedim göstermek için size. Normalde siz şunu diyebiliyorsunuz. Her talebim kendine ait bir sipariş otomatik olarak oluşsun derseniz sistem onu yapabiliyor. Yani siz burada bu onayı verdiğiniz anda bunun bir siparişi oluşabiliyor. Ama burada öyle kurgulamadım. Şimdi size göstereceğim.
Ben burada serbest bırakılmış onaylı satın alma taleplerine çevirdim onaylayarak. Bakın aslında ben iki tane 82 nolu talebi onaylamıştım ama 58 nolu talepten gelenler de burada duruyor. Bu şekilde görebilirsiniz. Ben bunların tümünü seçip satın alma siparişine basarsam şu an yapacağım gibi. Artık otomatik bir satın alma siparişim oluştu. İleti ayrıntılarında siparişin numarasını da görebiliyorum. 176 nolu siparişim ve 177 nolu siparişlerim oluştu dikkat ederseniz. İkisine de ayrı ayrı siparişleri açmış oldum. Burada tabii bunu şey olarak da kurgulayabilirsiniz. Aynı tedarikçiye birden çok talepten tek siparişte oluşturabiliyorsunuz. O kurguyu da yapabiliyorsunuz. Ekrandan çıkayım. Şimdi az önce size gösterdiğim ekran da şöyleydi. Sunum ekranında. Satın alma siparişine gelmiştim ve sipariş onaylamaya artık bundan sonrası siparişin üzerinde nasıl çalışacağı ile ilgili işlemler olacak. Şimdi siparişi onaylayacağım. Siparişi onayladıktan sonra bakıyoruz. Tedarikçi ile paylaşıldı. Şimdi tekrar 365'e geçtim. Tüm satın alma siparişlerine tıkladım. Bakın bu ekranlarda son satın alma siparişlerini de görebiliyorum. Buradaki ekranları Excel'e alabiliyorsunuz kolaylıkla. Bu nedenle rapor olarak kullanabilirsiniz. Yani buradaki onaylı durumuna göre, siparişin türüne göre, tedarikçi firmaya göre listeleyip bu listelemeden sonra Excel'e alarak kendinize ait raporlar oluşturabilirsiniz isterseniz. Tüm ekranlarda var bu şekilde. Bu şekilde grid gördüğünüz tüm ekranlar aslında Excel'de entegre, direkt Excel'e aktarabiliyorsunuz. Şimdi ben siparişimi bulacağım. Bakın şurada 160, 176 ve 177 nolu siparişler benim siparişlerim. Tıkladım 177'ye. Sipariş ekranından biraz bahsedeyim size. Tüm veriler aslında Microsoft'un diğer kullandığınız sistemlerdekiyle aynı. Sipariş ekranının üzerinde yine talepte olduğu gibi ve kullandığınız output'ta olduğu gibi bir ribbon ekran var. Şurada görüyorsunuz. Burada satın alma siparişleri, işte satın alma gibi sekmeler görebiliyorsunuz. Daha sonra bu siparişin başlığı var bakın dikkat ederseniz. Burada da başlıkla ilgili işlemleri görebiliyorsunuz. Mesela düzenleye basayım. Düzenleye basıp burada yapılacak değişiklikleri yapabilirsiniz. İşte teslimat tarihi 14'üydü ama ben bunu diyebilirim ki ya bu tedarikçi aradı beni 17'sine aldı. 17'si yapabiliyorum gibi. Ya da bu ilgili kişi satıcıdaki ilgili kişiyi seçebiliyorum bu ekranla. Kapattım burayı tekrar. Satırlarım burada duruyor yine aynı şekilde. Deminki talepte oluşturduğum satırlar aynen buraya yansıdı. Burada görebiliyorsunuz. Bir de satırların ayrıntıları var. Az önce de bahsettiğim gibi. Satır ayrıntılarında açtığım zaman pardon, şunu kapatalım. İptal diyelim. Teslimat tarihi için onay istedi benden. Gerek yok şu an. Satır ayrıntılarında şunu görebilirsiniz. Bakın maddenin üzerindeyim ben şimdi. İşte hangi satın alma talep numarası, siparişin durumu ve satın alma kaynaklı olduğunu gösteriyor. Şirketler arası olsaydı birden fazla şirket üzerinde çalışılsaydı burada ve onların arasında bir
intercompany dediğimiz işlem olsaydı burada görebilirdiniz. Onun dışında kuruluma bakalım. Bu işlemin lot kodunu tutuyor. Tüm satırlar için, sistemde sipariş satırları için bir lot kodu tutuyor. İade ise bu iade eylemini tutuyor. Vergileri, satış vergi durumları, satış vergi grupları, bunların hepsi otomatik olarak madde kartın üzerinden getirebiliyor sistem. Yine aynı şekilde satır bazında teslimat adreslerini değiştirebiliyorsunuz. Yani diyebilirsiniz ki birinci satırın teslimat adresi bir yere, ikinci satırdaki maddenin teslimat adresi başka bir yere şeklinde kendinize teslimat adresleri tanımlayabilirsiniz. Ya da depolama boyutları şeklinde. Mesela iki ayrı ambarınız vardır. Geldiği zaman malzemelerin ambarlarını, konumlarını onlara göre ayarlayabiliyorsunuz bu ekranda. Seri numarası takip istiyorsanız ya da parti numarası, bu ekranda yine seri numarası ve parti numarasını buradan görebiliyorsunuz satır ayrıntılarında. Teslimat tarihi ve eksik fazla teslimat mantığı da var yine sistemde. Eksik fazla teslimat şu şekilde çalışıyor. Eğer belli ürünlerde eksik ve fazla teslimat kabul ediyorsanız burada ona göre oranlar verebiliyorsunuz. Bu yüzdelik orana göre çalışır burası. Şöyle ki mesela ben burada mouse istedim ama örnek verelim ki bir gıda talebinde bulundunuz. 100 kilo talep ettiniz gıdayı. 101 kilo geldiği zaman sistem eğer parametre açıksa kabul etmeyecektir o girişi, ihsale girişini. Ama siz burada %10'luk bir tolerans koyarsanız %1'e girdiği için o 101 kiloyu kabul edecektir diye düşünebilirsiniz sistemde. Fazla teslimatta. Eksik teslimatta da aynı şekilde. Eğer 100 kilo talep ettiniz, 99 kilo geldiyse yine aynı şekilde burada yüzde oranını %10 verip ya da %1 verip içeri alışını sağlayabilirsiniz irsaliyenin. İskontoları yapabilirsiniz. Yine proje burada da var. Geçiyorum. Çok fazla detaya girmeden gitmeye çalışıyorum. Mali boyutlar var. Mali boyutlar tabii çok detaylı bir konu. Sizin danışmanlarla hangi mali boyutlar üzerinden raporlama yapacağınızla ilgili seçmeniz gereken alanlar. Burada otomatik geliyor çünkü zaten eğer bir tedarikçinin üzerinde boyut varsa buraya otomatik olarak yansıyabiliyor ya da madde üzerinden gelebiliyor. Sunuma geçeyim tekrar. Nerede kaldık? Yani bunu tedarikçiyle paylaşacak. Şimdi ben satın almada bu siparişin onaylanması gerekiyor bir kere. Onayla butonuna bastığım zaman burada bir onay günlüğü oluşturuyor. Şu şekilde gösterebilirim. Bu ne işinize yarıyor? Bakın 177 nolu siparişte 177 nolu siparişin birinci onayı. Her yaptığınız işlemi aslında saklıyor sistem, onaylanmış işlemi. Ben gidip şimdi burada bir değişiklik yaparsam sipariş içinde ve onaylamadan da ihsaleye veya fatura kesemeyeceğim için onaylamam gerekiyor mutlaka. Onayladıktan sonra onun ikinci onayını burada görebileceksiniz günlüklerde. Daha sonra da ne değişmiş, kim değiştirmiş, neden değiştirmiş şeklinde bir sorgulama yapabiliyorsunuz burada. Satın alma siparişinde de yine aynı şekilde onay kurgusu yapabilirsiniz. Ben burada yapmadım ama bazı müşterilerimiz de var. Hem talepte hem de siparişte onay kurgusu yapabilirsiniz. Yani belli onayları siparişe bırakmak ihtiyacı yaşayabilirsiniz. Talepte satın alma müdürüne, siparişte işte finans müdürüne ya da bütçe müdürüne onaylatma yapabilme şansınız var. Bu sadece satın almacının onayı, küçük bir onay bu. Normal onay deminki gösterdiğim ekranda olduğu gibi, talep ekranında olduğu gibi iş akışı üzerinden yürüyor. Bu normal bir sadece günlük oluşturma onayıydı benim yaptığım az önceki olay. Şimdi onaylama yaptıktan sonra
Şurada biraz da başlıklardan bahsedeyim size. Daha sonra da stok girişinden de göstereceğim. Başlıklarda bu siparişin başlığında yine satıcı adı, satın almanın türü, satıcı hesabı, fatura hesabını görebilirsin. Bunlar şöyle yapılabilir. Eğer varsayalım ki bu siparişteki tedarikçinin kodu yanlış açılmış. Buradan düzeltme yapabiliyorsunuz. Geçmişe dönük tabii ki veri kaybı yaşarsınız burada ama onlarla ilgili farklı çalışmalar yapabiliyoruz. Örneğin burada engelletebiliyoruz. Siparişi hiçbir şekilde değiştiremiyor kullanıcı ya da siparişi iptal ederseniz tedarikçi değişmesi yüzünden siparişi iptal etme şansınız olabiliyor. Tekrar talebin açılmasını sağlıyoruz ya da talebin üzerinden tekrar bir tedarikçi değiştirip onaya sokabiliyorsunuz. Ama mesela hiç talep kullanmıyorsunuzdur. Sipariş açıyorsunuz ve talepsiz çalışması gereken bir siparişti. Burada tedarikçi değiştirebilirsiniz. Yine burada neden var? Siparişle ilgili neden girebilirsiniz? Bunların takibini yapabilirsiniz ya da bu nedene göre dediğim gibi sipariş onayı çalıştırabilirsiniz. Yine burada tesis depolama alanlarını belirleyebilirsiniz. Vergiler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Ya da defter nakil profilleri üzerinde değişiklik yapacaksanız buradan yapabilirsiniz. Defter nakil profili şu anlama geliyor. Hangi muhasebe hesaplarını çalıştıracağınızı bu tedarikçi üzerinden hangi hesaplara gideceğini ayarlayabiliyorsunuz. Adresler var az önce gösterdiğim. Yine mali boyutlar ve fiyat iskonto alanı var. Şurası önemli. Burada ödeme koşulları yani bu tedarikçide çalışma şekliniz aslında bu. Tedarikçiye ödemeyi nasıl yapacağınız buradan belli oluyor. Ben net 30 dediğim için seçildiği için tedarikçi üzerine otomatik olarak buraya geliyor ama ben bu siparişe özel bunu değiştirebilirim. Diyebilirim ki ben bu sefer 45 günlük bir ödeme uygulayacağım bu siparişte diyebiliyorsunuz. Buradan da ayarını yapmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman faturaya girerken otomatik olarak burada ne girdiyseniz fatura tarihinin üzerine o kadar vade atacaktır. Yine ödeme yöntemi burada mesela çek diye seçilmiş ama onun dışındaki ödeme yöntemlerini de peşin ya da kredi kartı şeklinde kullanabiliyorsunuz. Bunlar tamamen bizim danışmanlarımızla yaptığınız çalışmalar sırasında oluşan şeyler. Ama bunları geçiyorum şimdi. Satırlardaydım. Satırlara geri döndüm. Şimdi sipariş onaylandı ve artık şeytandan çıkıp tekrar gireceğim şimdi. Sipariş onaylandı ve artık bundan sonraki işlem aslında depo elemanların işi. Çünkü siz satın almacı olarak işleminizi bitirdiğinizi varsayalım. Bundan sonraki işlem irsaliye geldikten sonra depo kullanıcılarının bu stoğu alması ile ilgili. Bakın burada giriş listesi ve ürün giriş listesi var. Ürün girişi var. Giriş listesi bir malzeme çekme listesi olarak düşünebilirsiniz. Yani öncelikle malzemenin girişini yaparsınız. Daha sonra içeri alırsınız şeklinde olabilir. Ürün girişine basayım. Ürün girişine bastım. Bakın ekrana benim ürün girişlerim gösterdi. Şurada aşağıda satırları görebiliyorsunuz. Burada tabii siz siparişte miktar 3 girmiştiniz ama burada değişiklik yapabilirsiniz. Gelen irsaliyede eksik gelmiş olabilir, fazla gelmiş olabilir. Az önce söylediğim gibi onları da buradan düzeltebiliyorsunuz. Fiyatlarda oynama yaptırmaz sistem. Depocuları fiyatlarda oynama yaptırmaz. İsterseniz tabii burada fiyatları da kapatabilirsiniz. Yani depocuların fiyatları görmesini istemiyorsanız onları da ayarlayabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış işlemler. Burada benim yapmam gereken nedir? Ürün girişi dediğim yere irsaliye numarasını yazmak. İşte AK45. Belgenin tarihi.
bugün geldi diyelim. Bunu yazdıktan sonra tamama bastığım zaman artık ürün girişi yapılmış oldu. Bakın siparişlerin durumları var, bir de onlardan da bahsedeyim size. Siparişlerim açık sipariş alındı ve faturalandı olarak değişmektedir. Eğer alındı durumuna gelmişse demek ki bu siparişteki tüm girilmiş miktarlar stoğuma girmiş demektir. Benim tamamen alındı durumuna gelmiştir. Eğer faturalandı durumunda ise tüm irsal yerinden stoklar faturalanmıştır. Eğer açık sipariş görüyorsanız birden çok durumu olabilir bunun. Siz 10 kalem talep etmişsinizdir. Belli kalemlerin belli miktarları gelmişse o hala açık siparişte durur. Alınma durumuna geçmez. Şu özelliği de göstereyim isterseniz size. Genelde genel sekmesinde satır miktarı diye bir sorunumuz var bizim. Satır miktarına bastığınız zaman sizin hangi malzemelerden ne kadar aldığınız, ne kadar faturalandı bunları görebiliyorsunuz bakın sistemde. Şu şekilde. İşte ben faturalanmış olan bir tanesi üzerindeyim. Şunu kapatayım. Az önce bizim yaptığımızı bulayım. 177 üzerine geldim. Siparişe girmeden de dışarıdan ribbon menü sayesinde çalışabilirsiniz. Satır miktarına bastım şimdi mesela. Az önce giren bir saniye bu. Bakın sipariş edilen sıfırlandı. Az önce gösterseydim burada sipariş edilen 3 görecektiniz. Şimdi sipariş edilen sıfırlandı. Alın durumuna geldi çünkü hepsi. Bakın gördüğünüz gibi. Evet, az önce alın durumuna getirmiştik bu siparişi. Devam edelim. Şimdi alın durumunda 3 tane stok girişi oldu. Kapattım bu ekranı. Yani siparişlerinizdeki durumu buraya göre takip edebilirsiniz. Tabii şunu düşünmeniz lazım. Belli ürünlerin geldiği, belli ürünlerin faturalandığı durumlarda bu ekran çok faydalı olacaktır sizin için. Teslim almayı tamamladık. Şimdi fatura ekranına biraz bahsedeyim. Yine siparişin üzerindeyken fatura butonuyla ben faturamı girişini yapabilirim. Gelen faturanın. Buradaki işlem tabii artık muhasebe satın alma ya da bir herhangi bir onaylama yapan bir teslim teslim yapan bir departmanınız varsa orası kullanabilir bu ekranı. Bastığım zaman fatura ekranı geldi. Benim siparişimle girdiğim, irsaliyeyle girmiş olduğum satırları bana getirdi sistem. Yine burada da aynı mantıkla çalışıyor. Yukarıda ribbon menüsü devam ediyor. Başlığı var bu şeyin faturanın ve satırlarını görebiliyorsunuz. Satır ayrıntıları yine aynı şekilde aşağıda. Satır ayrıntılarından da yine bu fatura ile ilgili değişiklikler varsa yapabiliyorsunuz sistemden. Yine bu faturada da onaylama aşaması kurgulayabilirsiniz. Belli kişilerin onayını geçmeden satın alma faturasının girişini yapmayabilirsiniz. Devam ediyorum. Burada boyut numarası olarak çevrilmiş ama bu bir fatura numarası aslında. Fatura numarasını buraya giriyorum. Daha sonra varsa bir fatura açıklaması yazabilirsiniz. Faturanın tarihini seçiyorum. Burada eşleştirme durumu güncelleştir diye bir sistem var. Eğer irsaliye ile faturanın bir eşleştirilmesi isteniyorsa buna basmanız gerekiyor. Eşleştirme durumu gerçekleştirdikten sonra ancak fatura girişi yapılabilir, defte nakledilebilir. Tabii bazı firmalara şu şekilde kullanıyoruz sistemi. Buraya kadar getirip bundan sonrasını muhasebecilere bırakabiliyorsunuz. Yani bu bir fatura girişi olduğu için önemli bir konu. Daha sonra dönüşü çünkü daha zor olabilir iptali ya da düzeltmesi. Burada ne yapmanız gerekiyor? Buraya kadar geldikten sonrası aslında muhasebenin kontrol etmesi gereken yer.
bu ekranlar üzerinde muhasebe KDV'sini ve diğer özelliklerini görebiliyor sistem üzerinde. Fatura toplamlarını ve KDV'sini görebiliyor. Ve bunun üzerinden de defter nakledebilir. Bundan sonraki işlem muhasebecilerin olduğunu tekrar söyleyeyim. Buradan defter naklete basarsam artık bu fatura muhasebeleşmiş ve sisteme yazılmış bir fatura olarak işlem görüyor. Bakın burada yukarıda iletiler var. Az önce de karşımıza çıktı. Bu iletiler şu şekilde çalışıyor. Sizin yaptığınız işlemlere göre sistem size uyarılar veriyor. Yani şu an bir faturayı defter naklettiniz, şu an bir operasyonu tamamladınız ya da herhangi bir sipariş oluşturdunuz, ihsaleye girdiniz gibi. Bu iletileri de isterseniz mail üzerinden de alabiliyorsunuz. Yani her yapılan işlem için bir mail tanımlama yapabilirsiniz ya da herhangi bir sipariş onayını kurgulayabilirsiniz. Size düşen bir onay varsa bana da mail olarak gelsin diyebilirsiniz. Sistem bu şekilde çalışıyor. Onun dışında anlatabileceğim aklıma gelen çok fazla bir şey yok açıkçası. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Evet, dediğim gibi bugün Dynamics 365 sisteminde ihale tedarik modülünü bilmiyorum anlatabildiysem. PowerPoint sunumuna tekrar geri döneyim. Bu arada atlamış olduğum bir yer var mı ona bakayım. Sipariş onayladık. Tabii burada yarım kaldık bu arada. Sipariş onayladık. Daha sonra tedarikçiyle paylaştık. Siparişin teslim alınması ve irsale girişini yaptık. Fatura girişini yaptık. Ve işlemi bitirdik aslında.